yapmamız lazım. Onunla ilgili bir tasarımımız var. Eğer uygun olursa seyir terasıyla daha iyi algılıyor. O zaman daha iyi algılanabilir. Bunun için %5 eğimi var. Ama anladım ben sen dedim ki bu şeye bak. Antakya'ya bak. Sen Antakya tarafındaysa, sağ tarafındaysa bu da yani. Evet. Bu da Darius'un. Darius'la İskender'in seyir de. Ve burada önemli bir ve burada İskender'in zaferi kenti de simgeleyen ve burada o anlatımı biz din sembollerinin bir eşkenar üçgen oluşturacak şekilde tasarıma yerleştirmesi lazım. En önemlisi şu, Atatürk'ün vizyoner liderliği bize Hatay'ı 1939'da kazandırdığında Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları Kerdağ'ın hemen güney tarafına taşındı. O yüzden Hilal ve Yıldız orada. Yani oradaki alana yapışması harçla mı? Onu harçla, özel bir harçla tamamlanacak. Ama bu şey daha... Hemen Kel Dağı'nın yani Hazzi'nin antik isimli Hazzi Dağı'nın hemen kenarındaki Gazel burada. Bilginin, evet, Bilginin Güneşi. Müthiş bir tabloyla karşı karşıyayız. Hatay'ın geçmişten bugüne kadar tasvirinin yapıldığı, Hatay'daki geçmiş önemli olayları ve Hatay'ın özelliklerini tanımlayan üniversiteyle birlikte çalıştığımız o taban taş müzeyimiz şu anda 1/3 bitmek üzere. 1/3'ünü biz işte bir kısmını Harbiye'de yapıyoruz, bir kısmını Reyhanlı'da, bir kısmını da Erzin'de yapıyoruz. İnşallah yakın zamanda bütünü bitecek ve bizim Expo alanında 1600 metrekarelik dev taban müzeyimiz ortaya çıkacak. İnanın çok zevkli bir çalışma. Hatay'ı tamamıyla anlatan, Hatay'ı tasvir eden ve Hatay'ın o engin tarihi geçmişini, kültürel geçmişini, medeniyet birikimini anlatan çok şahane bir mozaik oluyor. Ben emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah bittiğinde biraz da yüksekten baktığımızda Hatay'ın şanlı geçmişiyle karşı karşıya kalacağız ve o şanlı geçmişin seyrine doyamayacağız. Bununla birlikte bu tablomuz, bu yer mozaiğimiz Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurduk. İnşallah Guinness Rekorlar Kitabı'nda da kendi yerini alacak. Hatay'a ayrı bir renk katacak. Emeği geçen arkadaşlara hepsine teşekkür ediyorum. Çalışmanın ve bu mozaiğin tasarımının ismi Ortak Varoluş Mozaiği. 1600 metrekare alana uygulanacak ve dünyanın doğal taşlarıyla yapılmış en büyük taban mozaiği. Çalışmada Expo'nun açılışına yetişecek şekilde planladığımız zamanın ötesinde çalışıyoruz. Burada birkaç Hatay'ın atölyesinde çalışmalar yürütülüyor ve onlarca paftayı birleştiriyoruz. Bugün ortak varoluşun aslında gerçekliğe, bir kez daha gerçekliğe dönüştüğü yerdeyiz. Atölyelerimiz, Hatay'daki mozaik sektörünün atölyeleri hep birlikte bu varoluşu tekrar gerçekleştirmek için çalışıyor. Ve bu tasarımın aslında temel değerlerini içinde olan bir birliktelik sergiliyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ve Lütfi Hocamızın önemli destekleri, üniversitemizin katkılarıyla bu proje gerçekleşiyor. Ve 10 Aralık'ta Expo'daki şenliğe bir katkı sunmak için ortak varoluşu hazırlamaya burada devam ediyoruz. Bu konuda da keyifli ve heyecanlıyız. Barışçımız sadece Hatay'da bulunmakta. Hatay'da Amaros Dağları çok küçük bir alanında bulunmakta. Ve dünyada sadece burada her yıl yetişmekte. Hatay'a özgü bir çiçektir. Hatay'ın da olmuş medeniyetini tasvir ettiği için barış çiçeğini logomuz olarak dünyayla paylaşıyoruz. Altında da iki tane maskotumuz var. Biri Zeytin, biri Defne. Bu Zeytin ve Defne ismini Hatay halkı kendisi seçti. Aynı zamanda bizim Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızla anket yaptık. Onların da katkısı var. Bunların özelliğiyle dünyada sadece iki noktada varlar. Biri Lübnan İsrail sınırında, geçmişte 10 binlere bulan sayıları şu anda 2000 civarına düşmüştür. Bir tanesi de bir bölgede, bizim Kırıkhan bölgemizde,
Kırıkhan'ın Akçı'na bakan o yamaçlarında, dağında ilk bulunduğunda 11 yıl önce 50-60 civarındayken sayıları, şu anda 1200'ü geçmiş durumda, koruma altındalar. Bu da Hatay'a özgü sayıldığı için biz bu dağ ceylanlarımızı Hatay'ın Expo'sunda maskot olarak değerlendirdik. Bu arada arkadaşlarımız Nazan Hanım'la bana böyle bir jest yapmışlar. Hepsi tamamen doğal taştan. Doğal renkleri de hem bizim barış çiçeğini tasvir etmişler, hem de defne ile zeytini bizimle paylaştılar. Teşekkür ediyoruz.